Arkadaşlar bu hafta zemini iyileştirme yöntemlerinde mekanik stabilizasyonu konuşmak istiyorum. Geçen haftaki ders kayıt olmuştur ama belki işleyip daha yüklememişlerdir sizin baktığınızda Neslihan. Mutlaka vardır dersler içerisinde kayıtlar. Şu an mesela dersimiz kayıtta. Yeniden tekrar bakarsanız hani üniversite işliyor videoları, birleştiriyor falan galiba. Daha sonra tekrar yayına sürüyor. İyi derecelenmiş granüler yapıya sahip malzemeler yeterli oranda sıkıştırıldıklarında stabil bir yapı oluşturup yük altında kalıcı deformasyon vermezler. Bu tür malzemeler mekanik olarak stabildir denilebilir. Mekanik stabiliteye sahip malzemeler uygun oranda karıştırılmış, ince ve iri agregadan meydana gelir. Yapım esnasında gradasyonu kontrol altında tutabilmek için yani granülometriyi kontrol altında tutabilmek için yapılan işlemede mekanik stabilizasyon adı veriliyor. Mekanik stabilizasyon işlemi genellikle temel, alt temel tabakalarında temel gradasyonlu yani granülometrinin düzenlenmesi, kontrol altına alınması amacıyla uygulanır. Yine toprak dolgu barajlarda da biz farklı bölgelerde dolgu yapacağımız zaman yine mekanik stabilizasyon uygulamasına gideriz. Yol inşaatında kullanılan malzemenin doğal yapısı yeterli stabilite için uygun değilse, bu durumda uygun iki veya daha fazla malzeme karıştırılarak yapıma elverişli, stabil bir malzeme elde edilir. Ayrıca malzemenin gradasyonunu ayarlamak amacıyla orijinal malzeme iki farklı fraksiyonlara yani farklı tane çaplarına eleklerle ayrılarak uygun oranlarda karıştırılabilir. Karışım oranlarının tespitinde önce malzemenin bizim bildiğimiz geoteknik özellikleri yani fiziksel özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bunun için bir mekanik stabilizasyon plenti adı verilen hazır bir beton santrallerindekine benzeyen bir plent yani üretim tesisine ihtiyacımız var. Tesiste agrega bunkerlerine boşaltılan 4 cins agrega dozaj bantları ve karışım bandı vasıtasıyla miksere sevk edilir. Burada belirli oranlarda karıştırılan malzemeler yükleme bandına nakledilir. Yükleme bandından yükleme bunkerlerine gelen granülometrik karışım pnömatik sistemle çalışan bunker kapaklarının açılmasıyla kamyona yüklenir. Tesis kumanda kabininde bir operatör tarafından otomatik kumanda sistemiyle çalıştırılır. Buradaki yöntem hazır beton üretiminin aynısı. Hazır beton üretimi yapılırken nasıl ince agregadan belirli bir kilogram, iri agregadan, orta agregadan alınıyor, çimentodan alınıyor. Eğer karışım suyla hemen direkt yapılacaksa su alınıp karıştırılıp transmikserlerle gönderiliyor. Veya direkt kuru karışım yapılıp yerinde karıştırılıyor gibi farklı yöntemleri var biliyorsunuz. Aynı mantığı zeminde de kullanabiliyoruz. Buradaki fark beton üretmiyoruz. Farklı malzeme yani farklı elek çaplarından elenmiş malzemeleri belirli oranda karıştırıyoruz. Peki bunun içine biz ilave bir miktar çimento yani katkı maddesi koymamız mümkün mü? Mümkün. Peki bir miktar çöçükül gibi bir katkı maddesi koymamız mümkün mü? O da mümkün. Buna benzer bir tesis genellikle toprak dolgu barajlarda RC'si ya da silindirle sıkıştırılmış katı dolgu üretimi ile yapılan barajlarda da karşımıza çıkıyor. Bu yapılan işlem de arkadaşlar aslında hem yapı malzemesi üretimi hem de bir çeşit zemin iyileştirme yöntemi. Burada operatörün bulunduğu kumanda odası, burada işte mekanik stabilizasyon plenti, bakın yükleme yeri burası, çimento siloları veya uçucu kül kullanacaksanız silolar. Burada da farklı çaplardaki malzemeler, bakın buradaki depoda 4 ayrı çaplı malzemeyi alabiliyorsunuz ve istediğiniz malzemeden istediğiniz kadar alıp buradaki yükleme bandından buraya daha sonra da kamyonun yüklenecek yere karışımı aktarmanız mümkün. İşte gerekirse su ve çimento yüklenerek beton üretmek de mümkün burada veya
başka bir katkı maddesi eklemek de mümkün zemine. Burada işte başka bir açıdan fotoğrafın çekildiği yer. Boyut olarak da arkadaşlar kişileri görüyorsunuz, burada bir kişi var. Yine buradaki deponun üzerinde bir kişi var. Yani bu kişilerden tesisin büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Burada neler gördük biz? İşte agrega bunkeri gördük. 4 adet de hatırlarsanız. Tesiste 30 metreküp hacminde agrega bunkerleri bulunur. Bunkerin konik ve düz kısımları işte 7 mm saçtan imal edilir. Gövde U profillerle takviye edilir. Gövde kısmı sıhhat zeminin sistemin sıhhatli çalışması için 100'e çarpı 100 mm'lik bir düz ızgara ile örtülür. Bunker özel bükme ayakları üzerine montaj yapılır. Kum bunkerinin üzerinde agreganın düzenli akışını sağlayan bir vibrasyon motoru da bulunur. Çünkü belli bir titreşim ve akım kolaylaştırılıyor. Dozaj bandı. Dozaj bandı işte 70 santim eninde 2650 milimetre olunca ki 65 santim 65 metre yapar boyunca. Taşıyıcı rulolar 90 milimetre siyah borudan olup labirentli polyamit başlık şekline konulan kendinden yağlı rulman ile imal edilirler. İçinde bir helezon var. Bu helezonla taşınıyor malzemeler. Taşıyıcı rulolar işte 12 santim aralıklarla dizilir. Mayor bandı 70 santim genişliğinde 6 kat kort bezli ki madenlerde hazır beton tesislerinde işte o konveyör bandı sert plastik, lastik, kauçuk karışımı bir şeyler oluyor. 12 milimetre kalınlıkta nihayetsiz ve TSE belgelidir. Yani nihayetsiz dediği sonsuz olan. Bant hızı sabit olup agrega kapasite ayarı vidalı kapak ile yapılır. İşte dozaj bandı bir motor ve rediktör ile çalıştırılır gibi açıklamaları var. Agrega karışım konveyörü. Konveyör 120 santim bant genişliğinde 19,5 metre uzunluğunda olacaktır. Taşıyıcı rulo 90 milimetre siyah borudan olup labirentli polyamit şeklinde içerisine konulan kendinden yağlı rulman ile imal edilirler. Aslında biz buradaki bilgiler ile kendi inşaat mühendisliği bilgilerimizi kullanarak böyle bir malzemeyi, sistemi kurmak, oluşturmamız mümkün ama genellikle hazır sistemler kullanılıyor. Fabrikasyon hazır sistemler getirilip monte edilir şantiyelerde. İşte çimento silosu görüyoruz. 60 tonluk çimento siloları var mesela örneğimizde. Buradaki imalat koşulları verilmiş. Dozaj tekeri demiş. Çimento helezonu demiş. Çimentonun miksere aktarılması, karışım alınması için bir çimento helezonu var. İşte mikser dediğimiz karıştırıcı var. Bu karıştırıcı malzemeyi karıştırıyor. İstediğiniz oranlarda önce aldık sonra karıştırdık ve yükleme konveyöründen de yükleme bunkerine aktarılıyor. Yükleme bunkerinden de kamyonlara aktarılıyor. Eğer bu malzeme yıkanacaksa veya beton üretimi gibi su gerekiyorsa bir de su tankımız var. Bütün bunların kontrolü için operatör gerekiyor. Onun da bir kumanda odası var. Tabii bu işler hep elektrikli olduğu için elektrik panosu gerekiyor. Hava kompresörü gerekiyor düzenin içinde. Yani bütün bunları nerede görebiliriz derseniz, örneğin denizdeki işte modern betonun, Akçanın beton santralini birlikte gidip görebilseydik, orada bu sisteme benzeyen bir plant görebilirdik. Şimdi malzemenin, karıştıracağımız malzemelerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi gerek. Nasıl belirlenecek, neler yapılacak? Bir kere dağılım, yani tane dağılımı, granülometriyi çok iyi yapmamız gerekiyor elek analizleri ile. Eğer ince taneli malzeme varsa burada da hidrometre ıslak analiz yapılıyor biliyorsunuz zemin mekaniği bilgilerinizden. Daha sonra hedef malzeme betonda da kullanılır. Yapı malzemesi üretiminde de örneğin drenaj tabakalarının yapımında toprak dolgu baraj, kaya dolgu barajlardaki malzemelerde de hava tesirlerine ya da duna karşı dayanım, donma kaybı. Bir de özellikle kaya malzemenin, çakıl malzemenin Los Angeles aşınma kaybı da belirlenir. Los Angeles aşınma kaybı
İçinde bilyalar olan bir silindir var. Bu bilyalar standart. Ne kadar malzemeyi kırıyor? Bununla ilgili bir deney. Yapı malzemesi dersinden hatırlarsınız. Eğer bu yukarıda verilen şartlardan biri veya birkaçı şartnameye uygun değilse arkadaşlar, işte uygun malzeme ilavesi ile şartnameye uygun malzemenin elde edilmesi olayı bu mekanik stabilizasyon. Plastiğe indeksi yüksek olan malzemelerin plastiğe indeksini düşürmek amacıyla ne yapabilirim? Non plastik yani kumlu malzeme ilave ederek bu karışımın plastiğe indeksini düşürürüm. Burada ana sorun şu olur tabii, karışımın homojen hale getirilmesi. Fazla plastik toprakların ufalama işleminin zor olması bazı çoğunlukla karışımın homojen olmamasına da yol açar. Yani biz burada plasta indeksi yüksek zeminlerin plasta indeksini düşürmek için ikinci bir yolumuz da şudur. Kireç ilavesi. Zemine kireç ilavesi yaptığımız zaman da plasta indeksi düşer. Artı zemin çok sertleşir. Laboratuvarda şartname gradasyonuna uygun olarak karışım oranları saptanan malzemeler verilen oranlarda karıştırılarak karışımın likit limit ve plastiğe indeksi tayini yapılır. Bu durumda tekrar karışımın da likit limit plastiğe indeksi deneyleri yapılıyor. Sonuç istenilen limitler içinde değilse şartnameye uygun karışım elde edilinceye kadar farklı oranlarda malzemeler denenir. Yapım esnasında malzemeler yolda grader veya diğer karıştırıcı makinalarla işte polimikser, diskaro gibi karıştırıcılar var. Bu karıştırıcı malzemeler biraz tarımsal mekanizasyon dediğimiz tarım alet makinalarıyla bağlantılı. Grader hepiniz bilirsiniz ama işte mikser, diskaro, parçalayıcı gibi makinalar biraz tarımcılar tarafından kullanılıyor ama bazı durumlarda gördüğünüz gibi biz de kullanıyoruz. Ancak kirli malzemenin topaklarının tamamen dağıtılması ve karışım işlemini homojen yapıncaya kadar bu karışım sürdürülüyor. Ayrıca bu amaçla sabit veya hareketli plen tesisleri kullanılabilir. Arazide karıştırırken o tarım makinalarına benzeyen, daha doğrusu tarım makinaları olarak kullanılan makinalardan yardım alıyoruz karışım için. Ama bizim daha çok kolayımıza gelen unsur daha homojen bir karışım oluşturabilmek için bunu bir hareketli plente, sabit plente yapıyor olmak, yapmak. O plent biraz daha bizim karışımı homojen hale getirmemizi, daha kontrollü iş yapmamızı sağlıyor. Stabilize malzemenin sıkışabilirliğini arttırmak amacıyla malzemeye plastiste indeksi yüksek malzeme ilave etmek oldukça güç ve sonradan yolda bozulmalara sebep olabilecek bir işlemdir. Yeterli sıkıştırma makinaları ile temiz granüler malzeme istenen kuru birim ağırlığa kadar sıkıştırılabilmektedir. Stabilize malzemenin arkadaşlar içine plastiğe indeksi yüksek malzeme yani kirli malzeme ilave etmek sonradan yolda bozulmalara neden olabilir. Çok dikkatli olmakta fayda var diyor. Malzemelerin tane boyutu dağılımının şartnameye uymaması veya farklı tane boyutu gruplarından üretilen malzemelerden şartname sınırları içinde iyi derecelenmiş yeni malzemeler oluşturabilmek için yapılan işlem bir mekanik stabilizasyon işlemidir. Bu durumda karışıma girecek her malzemenin ayrı ayrı tane boyu dağılımı, likit limiti ve plastiğe indeksi sağ tanır belirlenir. Yapım ve malzeme şartlarına bağlı olarak üçlü, dörtlü karışım hatta daha fazla malzemenin bir arada karıştırılması mümkün olabilir. Örneğin temel altlarında 50-60 santimlik bir tabakanın kaldırılıp yerine nitelikli malzeme getirilecekse bu arazi şartlarında ya da bizim yol yapımı gibi bir yerimiz olmuyor biliyorsunuz bina temelleri için. Benim oradaki önerim kürmataş getirilmesi oluyor genellikle ve iyi derecelenmiş çakıl olarak elde edilen uygunluğu GW dediğimiz zemin olan bir malzeme ile tabanda malzeme serelim istiyorum. Burada karışımı da
Örneğin 0,8 gibi ayırıyorlar kırma taşı. 8,16 ayırıyorlar. 16,32, 32,64 ayırıyorlar. Şimdi burada bu malzemelerden örneğin %10 0,8, %25 8,16, %25 16,32, %25 32,64 veya hangi malzeme daha ucuzsa ondan biraz daha fazla ekleyerekten %100'lük bir karışımı elde ediyoruz ve bunun granülometre eğrisini yaptığımız zaman iyi derecelenmiş çakıl niteliği taşımasını istiyoruz ve bu malzeme bizim için çok stabil, çok sağlam. Bir de bunu 25'er santim, 20'şer santim tabakalar halinde serip sıkıştırarak oluşturduğumuz zaman bir taşıyıcı kabuk elde etmeyi başarıyoruz. Yapı bir süre herhangi bir depremde sallansa bile o taşıyıcı kabuk tarafından taşınmaya devam ediyor. Taban zemininde bir sıvılaşma problemi oluşsa bile. Hem bu malzeme kapiler suyu kesmiş oluyor. Bodrum katlara ya da bodruma nem aktarımını azaltmış oluyor. Hem de bir taşıyıcı kabuk oluşmaktan hem oturmaları azaltıyor hem de taşıma gücünü arttıran bir durum ortaya koyuyor. Yani biz bunu burada ikinci malzeme maddede saydığımız unsurları temel zemininde de kullanıyoruz. Sadece yol tabanında değil ya da sadece barajlarda değil, her yerde karşımıza çıkıyor. Örneğin bir tünelde invers betonu denen beton atılacak. Orada biraz belli dolgu yapmak gerekecek. Ya dolgu yaparken yine buna benzeyen iyi derecelenmiş çakıl malzeme serilerek o taban sıkıştırılıyor ve bunun üzerine beton atılıyor veya yol yapılıyor. Gördüğünüz gibi her noktada zemin mekanikçisinin karşısına arkadaşlar bu mekanik stabilizasyon problemi karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ilk dersin ikinci dersini açayım ben hemen. Devam edelim bu süreçte. Evet, yollar fenli şartnamesinde verilen işte plant mix temel tabakası en az iki ayrı tane boyutu grubunda malzemenin plantte karıştırılmasıyla elde edilen bir mekanik stabilizasyon işlemidir. Kısım 67'de verilen granüler temel tabakası şartnamesinde belirtildiği üzere malzemede istenilen kırılmışlık ve granülometreyi sağlamak amacıyla gerektiğinde bir mekanik stabilizasyon işlemi olan iki veya üçlü karışım yapılacaktır. Üçlü karışım söz konusu olduğunda karışım artık yolda greyderde değil de bir plentte karıştırılacaktır diye yollar fenli şartnamesinde bir şart koşmuş gördüğünüz gibi. Yani buradaki örnek hep yollarla ilgili verilmiş ama biz temel altında da ya da barajlarda da tünellerde de pek çok yerde bu mekanik stabilizasyonu yapıyoruz. İkili karışım örneğimiz var örneğin. Karışıma düşünülen iki malzemenin tane boyu dağılımı ve şartname limitleri aşağıda verilmiştir. Bu iki malzemeden belirli oranlarda karıştırmak suretiyle şartnameye uygun karışım elde etmek için aşağıdaki işlemler yapılır. Şimdi elek açıklığı belli elinizdeki malzeme. X malzemesi var. Bakalım şöyle. 25 milimetreden %100 geçmiş. 2 milimetreden %67 geçmiş. 200 mil'den %33 geçmiş. Y malzemesi, ikinci malzememiz var. O da mesela 2 milimetreden %15, 200 mil elekten %1 geçmiş. Ne birinci malzeme en sağ sütunda görülen şartname limitlerini sağlıyor, ne ikinci malzeme şartname limitlerini sağlıyor gördüğünüz gibi. Birisi çok ince,
Birisi de çok iri. Şimdi biz burada iki unsur var arkadaşlar karşılaşacağımız, dikkat edeceğimiz. Farklı yaklaşımlar ile oranları belirlemek mümkün. Burada 200 nolu elek nispetini dikkate alarak birisi şartnamenin orta değeri 200 nolu elekten %5, 15, 20 bölü 2, 10, %10'luk bir oluşturayım demiş. Tamam. Baktığınız zaman X malzemesinden %33 vardı. Bunu %10'a çekebilmek için ne yaparım? İşte 10 bölü 33, %30'unu eklerim. Yani üçte bir bundan alırım diye bir oran oluşturmuş. Ve X malzemesinden %30 alırsam, Y malzemesinden de %70 alırım. Yani %30. X %70, Y ağırlıkça oluşturduğum zaman yeni malzemenin granülometrik analiz değerlerini belirlerim diyerekten bir hesap yapmış. Nasıl bir hesap derseniz, bir X malzemesinin bütün değerlerini %30'la çarpıyor, Y malzemesinin bütün değerlerini %70'le çarpıyor ve sonra ikisini topluyor. Elde edilen karışım değeri 178, 56, 41, 31, 19, 11 gibi bir sonuç geliyor önümüze. Bu aralığa baktığınız zaman şartname sınırlarını karşıladığını görüyoruz. %30 ve %70. Burada ben size bir şey sormak istiyorum. X malzemesi ucuz malzeme, Y malzemesi pahalı malzeme. Yani birisi 3 kilometreden geliyor, birisi 12 kilometreden geliyor. Bu durumda maliyeti düşürmek için ne yaparsınız? Ucuz olan malzemeden mümkün olduğunca çok kullanmaya çalışırsınız. İşte illa buradaki %30, %70 olacak diye bir şartımız yok. %35, %65'i denersiniz. %37, %63'ü denersiniz. O şartname sınırları içinde kalmayı başardığınız aralık bizim için uygun malzemedir. Ama bunu sürekli kontrol etmek gerekiyor tabii arazide. Yoksa mesela kilo oranını mümkün olduğunca çok koyduğunuz zaman ince malzeme oranını ilerleyen dönemde otele çıkacak olan oturma problemleriyle boğuşmanız falan da gerekebilir. Yani her zaman en ucuz malzeme, en uygun malzeme değil ama dikkatli bir tasarımla yapımın milyonlarca lira daha ucuza getirilmesini sağlayabilirsiniz. Üçlü karışım, örneğin 2'den daha fazla malzeme karıştırılacaksa yollar ferinin şartnamesi bunun bir plant tesisinde yapılmasını istiyor biliyorsunuz. Mesela böyle bir karışım var. 37,5'tan geçen 100, 25'ten geçen 58, 9,5'tan geçen 1. Oldukça iri bir malzeme. Çakıl. İkinci malzemeye bakıyorsunuz. Bu da 119'dan geçen 100, 9,5'tan geçen 24, 4,75'ten yani kuma baktığınız zaman 2. Yani bu da çakıl. Bu da iri bir malzeme. 4,75'ten geçen %76, yani 200 nodan geçen %8, neredeyse %70'i kum, %25'lik, 24'lük kısım çakıl. Granülometre eğrisinden yorumlama yaparsak hızlıca. %8'de silt ve kil karışımı var dikkat ederseniz. Bu da kumlu bir malzeme. İki tane malzeme çakıl, kum. Şimdi bu çakıllar ve kumun karışımından arkadaşlar şartname limitlerine uyan bir malzeme oluşturmam gerekiyor. Şimdi ne birinci malzemem tam olarak benim sorunumu çözüyor? Çünkü içinde iri malzeme yok. Aslında baktığınız zaman 4,75'ten geçen kum miktarının %30 ile %60 arasında olması isteniyor. Ama Z malzemesi olarak adlandırılan malzemede geçen %76. 2 milimetreden geçen 45 isteniyor maksimum. Neredeyse maksimum duruma yakın. Şimdi bizim çakıl eksiğimiz var gördüğünüz gibi. İki malzemeden belli bir miktar ekleyerekten biz istenen şartnameyi sağlayacağız. Bununla ilgili olarak da arkadaşlar
Basit hesap önerileri vermiş. Şartnamenin orta limitini bul ve 4,75 milimetreyi denklem kur diyor. Bu bir yaklaşıklık sonuçta. Buradan %27 birinci malzemeden, %13 ikinci malzemeden, %60 üçüncü malzemeden alarak oluşturmuş denklemi ve şartnameye uyan bir karışım elde etmeyi başarmış. Şöyle bir baktığınız zaman ortalamanın hep altında zannediyorum ortaya çıkan karışım. Bu %27 malzemenin değeri, fiyatı, bedeli neyse bakılıp %30'a, bu %10'a, bu %70'e, %50'ye indirip çıkarıp bu granülometrik şartlara uygun malzeme bir plantte karıştırılarak oluşturulabilir. Yani şimdi hedefimiz bu. Buna biz mekanik stabilizasyon adını veriyoruz. Burada %27, %13, %60'tı. İkinci öneride %25, %15, %60 olarak revize etti karışım verilerini. Yine granülometrik sınırları sağladığını gösterdi. Evet arkadaşlar, siz hiç buna benzer bir iş yaptınız mı? Karşınıza çıktı mı? Muhtemelen işte bir toprak dolgu, kaya dolgu barajda çalışma durumumuz da olsa, bir tünelde çalışma durumumuz, bir karayolu şantiyesinde çalışma durumumuz doğarsa buna benzer hesapları yapmanız gerekebilir. Bütün zemin mekanikçiler bu hesapları, malzeme ile ilgili hesapları bilir. Çünkü zemin mekaniği problemlerinden bir tanesi de zeminlerin malzeme olarak kullanılmasıdır biliyorsunuz. Bu konunun ikinci unsuru da elde ettiğimiz malzemenin işte kompaksiyon kurallarına, proptor sıkılığında sıkıştırılmasıdır. İşte burada biz vibratörlü ağır silindirler kullanacağız veya ikili malzemede keçi ayaklı silindirler kullanacağız. Önümüzdeki haftada kompaksiyon konusunu irdelemek, incelemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, zemin mekaniği problemleri kitabınız var mı yanınızda? Eğer varsa onu açabilir misiniz? Zemin mekaniği problemleri kitabında ilk konu, bir de sizden ricam arkadaşlar, zemin mekaniği problemleri kitabını elde edelim. Özellikle Neslihan sizde olmayabilir. Çünkü ben normalde bizim öğrencilerimize aldırıyorum onu hep. Jeoloji bölümünde var mı yok mu bilmiyorum, aldırıyorlar mı? Zemin mekaniği problemleri Vahit Kumbasar Fazıl Kip'in kitabında ilk konu içinde, ben de bakayım sayfasına. Şu kitap Vahit Kumbasar Fazıl Kip'in, burada ilk konu içinde arkadaşlar mekanik stabilizasyonla ilgili örnekler vardır. Normalde zeminlerin fiziksel özellikleri sınıflandırmayla ilgili konu içinde anlatılmıştır bu konu. İlk örneğimiz galiba malzeme 1, malzeme 2, sayfa 78, örnek problem 2'ye 5. Problem 2'ye 5. Sınıflandırma konusu içerisinde, zeminlerin sınıflandırılması konusu içinde 2'ye 5. Zaten birinci konuyu, ikinci konuyu lütfen çözelim. Kompaksiyon konusu da yine birinci konu içindeki sorularda var. Onları da haftaya mutlaka yapacağız. Yani sizden ben yine çözmenizi rica edeceğim. Şimdi iki malzeme var arkadaşlar elimizde. Bu malzemeden plase indisi 6 olan bir karışım teşkil edelim.
Birinci malzemeye baktığınız zaman plastiğe IP değeri sıfır. Yani zemini şöyle bir irdelediğim zaman 200 nodan geçen malzeme %5. Oldukça az. Yani 4 nod elekten geçen malzemeye baktığınız zaman %65'i geçmiş. Yani burada şunu görüyorum ben. %35'i çakıl, %60'ı kum, %5'i de silt-kil bu malzemenin granülometre eğrisinden. Şimdi sınırları hatırlayın, birleşik zemin sınıflandırma sistemine göre 4 nod elek 4,75 milimetrelik elekti. Yani bizim kum sınırımızı veriyordu. Kumun üstü çakıldı. O yüzden %35 çakıl var. %5 de kil silt olduğuna göre 35 çakıl, %5 de kil silt kaldı, %60 da kum. Yani çakıllı kumlu bir malzeme var elimizde. Bu malzemenin granülometre eğrisine göre biz iyi derecelenmiş kum SW veya SP içindeyiz. Ama şu an hangisi olduğunu anlamam için benim birinci malzemenin granülometre eğrisini bulmam. CU yani D60 bölü D10, CC D30'un karesi bölü D10 çarpı D60'ı bulup CU büyüktür 6, CC de 1 ile 3 arasında mı bakmam lazım birinci malzeme için. İkinci malzemeye baktığım zaman 10 nol elek yani 2 milimetrelik elekten %100'ü geçmiş. Yani bu malzemenin içinde hiç çakıl yok, hep kum. Ve daha ince malzeme. 200 nol elekten de %60'ı geçmiş. Şimdi 200 nol elekten geçen malzeme %50'den fazlaysa biz bu durumda ince daneli malzeme ile karşı karşıyayız. İnce daneli malzeme ne kadar? %60, %50'den fazla. O zaman bu malzemenin %40'ı kum, %60'ı kil silt. Peki ne kadarı kil silt biliyor muyum? Bilmiyorum. Bunu yapabilmek için ıslak analiz, hidrometre analizi yapmam ve 0,002 milimetreden daha küçük malzeme ne kadar belirlemem lazım. 0,02 milimetre biliyorsunuz kil malzeme sınırı. Ancak şu belli, %60'ı ince malzeme. Peki bu ince malzemeye baktığınız zaman bu malzeme CH mı, CL mi veya ML mi, MH mı? Bunu nasıl belirleyeceğim derseniz arkadaşlar, bizim zemin mekaniği problemleri kitabında zemin sınıflandırması konusunda zannediyorum 72. sayfada birleşik sınıflandırma tablomuz var. O tabloya baktığınız zaman bir plastiste kartı var. Yanınızda zemin mekaniği kitabı varsa lütfen bakın. Bir plastiste kartımız var. Plastiste kartında hemen göstereyim size. Şu plastik kartında kitabımızın 73. sayfasında likit limitine bakıyorum, %39. 50 likit limit arkadaşlar sınır değeridir. 50'nin altında olanlar low bölgesi yani düşük plastisiteli. 50'nin üstlerinde olanlar H bölgesi, yüksek plastikli zemin olarak adlandırılır. Şimdi bir kere 50'nin altında olduğuna göre L zeminlerden biri çıkacak. Ama CL mi çıkar, ML mi çıkar? Buna bakıyorum. 39 için 40'a yakın 13 verilmiş, 15'in altında. Bu durumda muhtemelen A hattının altında çıkıyor. A hattının altında çıktığı zaman da bu zemin ML, OL bölgesinde kalıyor. Organik içeriği varsa OL, yoksa ML, inorganik bir zemin ise, eğer tam net çizip denklemden, A hattının denkleminden bakacak olursak, eğer tam CLML zeminde olabilir. Yani CL'de olabilir. Ben hemen kabaca baktım. Muhtemelen ML siltli, düşük plastiğli silt bir zeminimiz var. Şartname sınırlarına bakalım şimdi de. Şartname sınırlarına baktığımız zaman arkadaşlar 100, 85, 100 gibi değerler verilmiş. İkinci malzememiz hiçbir şekilde şartname sınırlarına uymuyor, dikkat ederseniz. Hiçbir noktası uymuyor İkinci zeminin.
Çünkü biz zaten bu tarz bir kille dolgu yapmak istemeyiz. O yüzden uymuyor zaten. Ya da siltle dolgu yapmak istemeyiz. Bizim için en tehlikeli taban zeminidir silt. Neden en tehlikelidir dediğiniz zaman don problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kapilarite yüksek. Yeraltı suyu da yakınsa su kapiler su olarak yukarıya doğru tırmanıyor ve donuyor. Donduğu zaman da yine donmaya devam ediyor. Sürekli su geliyor. Arkasından güneş açıyor, hava ısınıyor, don mercekleri, buz mercekleri eriyor. Zeminin su muhtevası işte rötre limiti, plastik limit, likit limit gibi su muhtevası değerleri, kıvamı etkileyen değerler var. Bir bakıyorsunuz likit limit su muhtevasını aşmış. Yani viskoz sıvı hale geliyor. Tam bu yolun üstünden bir kamyon geçti mi yolunuz pos diye çöküyor siltli zeminde. İşte o yüzden biz hani siltli kirli zeminde pek dolgu yapmak istemeyiz tabanda. Şimdi ikinci malzemenin grönometre eğrisine baktığım zaman ikinci malzemede arkadaşlar hiç 200 no'dan geçen yok. %5 çok az. %10-25 aralığında olsun istiyordu. Mesela 40 no'lar ek %25-45 olsun demiş. Ucundan onu kurtardı. 10 no'lu elek 2 milimetre %40-70 aralığında olsun diyor. %38 kurtarmadı örneğin. Diğerleri kurtarıyor. İri malzeme kurtarıyor ama ince malzemede sorun var. Biz burada grönometri IP değeri 6 olan zaten likit limiti 50'nin altında 60'ın altında malzeme kullanılması istenir yol inşaatlarında ki burada 39 o açıdan bir sorun yok. Gerçi oran ne vermiş? 35 vermiş. 35'in altında olsun likit limit. Şartname sınırı IP değeri de 4 ila 9 aralığında olmuş demiş, olsun demiş. Burada IP'yi 6 olan bir malzeme seçimi yapalım. Şimdi nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar bununla ilgili olarak bir formülümüz var. Nedir bu formül diyecek olursanız P eşittir K çarpı RM yine bir Michigan Devlet Karayolları İdaresi'nin geliştirdiği bir formül. Literatüre girmiş. Herkes bu formülü kullanıyor. Formülü şöyle yapacağım hemen arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi dersimize de girelim. Derse girilmiş olsun. Şimdi P çarpı RM nedir buradaki formüller? P kilogram ana malzemeye eklenecek bağlama. Ana malzememiz bir kum çakıl orada arkadaşlar. Bağlayıcı malzeme dediyse ince daneli malzememiz. Ne kadar ince daneli malzeme koyacağım belirlemeye çalışıyorum. K değeri ana malzemeye, bağlayıcı malzemeye ve istenilen karışımın plastisite indisine bağlı bir katsayı. Şimdi bu tablo nedir? Bir de R'ye bakalım. R de 1 artı yüzde olarak 40 no eleğin üstünde kalan bağlayıcı ağırlığı yani ince malzemedeki 40 no eleğin altına geçen bağlayıcı ağırlığı. Bu da R değeri. Şimdi R değerini bulmak için bağlayıcı malzemeye bakalım. Yüzde 40 no elekten geçen yani 4.75 0.42 milimetrenin altından geçen malzeme %18. Geçmeyeni %82. 1 artı 18 bölü 22'den R değerini bulduk. M değeri yüzde olarak 40 no elekten geçen ana malzeme. Ana malzemenin 40 no elekten geçeni %27. M'yi de bulduk. Şimdi tabloya gitmemiz gerekiyor. Yani ana malzemeye, bağlayıcı malzemeye ve istenilen karışım plastik indisine bağlı katsayı. Tablomuz da şu. Şimdi IP 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi değerler var tabloda. Malzeme nispetlerine baktığımız zaman bağlayıcı malzemenin plastisite indisi.
bağlayıcı malzemenin plastiğe indisi değeri biliyorsunuz 13'tü. Ana malzemenin plastiğe indisi ise 0'dı. 13 bu, 0 bu. İstediğimiz IP 6. O yüzden elde ettiğimiz kas sayı 0,86 oldu. Burada ana malzeme, bağlayıcı malzemenin plastiğe indisi baktığımız zaman ve ana malzemenin plastiğe indisi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Neden düşük? Çünkü çakıl kum malzeme, iri malzeme daha düşük plastiğe indisi var. 0 da zaten non-plastikti. Diğeri de %13, 0,86 yaptı. Dönelim tekrar formülümüze. P eşittir K çarpı RM. Burada R'yi kolayca bulduk kronometre eğrimizden. M değeri zaten %27, o da kronometre eğrisinden. P değeri de 0,86'yı tablodan okuduk. Tablo burada. Elimizdeki zemin mekaniği problemleri kitabımızda var. Ve buradan 28 kilogram eklememiz gerektiği orta yere çıktı. Şimdi bu 28 kilogramı nereye ekleyeceğiz? 100 kilogramlık ana malzemeye. Ana malzemenin ağırlığı ne olacak? 100 artı 28 olacak. 28 de ne olacak? İnce daneli, yani bağlayıcı ağırlığımız. Bu da oransal olarak ne yapar dediğiniz zaman yaklaşık %22 yapar. %22 bağlayıcıdan alacağız. %78 ana malzemeden alacağız. Böylelikle bir karışım oranı tespit etmiş olduk. Şimdi alalım %78 birinci malzemeden. Bakın bütün bu değerleri %78'i gelecek sisteme. İkinci zemininde %22'si gelecek. Şimdi buralı olmayanlar için de çarpımlarda 0 girmiyoruz, 22 giriyoruz arkadaşlar. Yani %22'si olduğu vakit toplamı %22 gibi yazılmış oluyor. Daha sonra elde ettiğimiz karışım %78, 22 topluyorum. İşte 17, 39, 51, 73, 89, 90, 96, 100 gibi bir karışım oranı ve IP 50 olarak, IP değeri 6 olarak bulmuş oluyorum. Peki ne yapacağım? Tekrar laboratuvara gideceğim. Likit limit, plastik limit değerlerini bulup 35'in altında mı, 4 ile 9 arasında mı kontrolümü de yapacağım. Bu bizim bir yaklaşık olarak tahmin ettiğimiz değerler. Eğer şartları uyuyorsa %22 birinden, %78 birisinden alabilirim. Şimdi ben burada ince malzemeyi mümkün olduğunca az almayı tercih ederim. Çünkü kirli malzeme, ince daneli malzeme uzun dönemde stabilite problemleri oluşturabiliyor, oturma problemleri oluşturabiliyor. Yani %80, %20 alınabilir. Malzememiz sitli, kirli olunca sorun yok. Daha da ucuz da malzeme. %75, %25 de olabilir. Yani burada tasarım tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün kirli zeminler, bir kirli zemin ile iri daneli bir zeminin istenilen granülometriye getirilmesini bir örnek üzerinde inceledik. Bir başka örneğimiz var. O da ikisi de bakalım bir inçlik elekten geçen %100, her ikisinde de 4 nola elek, yani 4,75 milimetreden geçen A malzemesi %71, B malzemesi %30. A malzemesinin arkadaşlar %29'u çakıl. Bir kere net bu. 200 nolalıya baktım, %25'i geçmiş. Bu durumda da kil silt oranı %25. 25 artı 29, o da eşittir 46. Yani %54 kum var A malzemesinde. %25 silt kil var ve %29 da çakıl var. Böyle bir karışımla karşı karşıyayız. İri B malzemesine baktığımız zaman 4 nol elekten geçen %30, yani %70'i çakıl. %2, yani kil siltte neredeyse çok az. %28 kum, %2 kil silt, %70 de çakıl var malzemenin içinde. Şimdi bunların CU, CC değerlerini bularaktan iyi derecelenmiş, kötü derecelenmiş çakıl. İkinci malzeme kesinlikle çakıl. GW olabilir, GP olabilir, ikisinden birisi.
Ama şu an COCC'yi akıldan hesaplama şansım yok. O yüzden ama yine bir şey söyleyemem. Diğerinde ise A malzemesi de muhtemelen %25 olduğuna göre GM, GC, SM, SC gibi bir şey çıkacak, malzeme çıkacak. %30'u çakıl, 4 nolu elekten geçen %71 olduğuna göre kumlu malzeme daha ziyade. O zaman SM ya da SC çıkacak birinci malzemede. İkisinden biri çıkacak baktığımız zaman. Şimdi istenen şartname sınırları belli. Bakın, eğer zeminde bağlayıcı olarak kullanacağımız bir zemin yoksa, yani IP, likit limit, plastik limit değerleri değil de önemli olan sadece grönometri ise, ki biz mesela kırma taşlarda önemli olan sadece grönometridir. Burada hiç likit limit, plastik limit değeri olmaz kırma taş nihayetinde. Şartname sınırları 170 ila 100 arası, 5 ila 15 arası 200 nolarlık baktığınız zaman ne B uyuyor ne A uyuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 40 nolarlık ne B uyuyor ne A uyuyor. Yani 10 nolarlık ikisi de uymuyor denebilir. Yani %22 çok sınırda. Yine 4 nolarlık ikisi de uymuyor. Peki şimdi biz bu yolu yapmaktan vazgeçemeyiz. Bu baraj dolgusunu yapmaktan vazgeçemeyiz. Çare bulmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. İşte çare de mekanik stabilizasyon. Şimdi burada istenen bir karışım var. Bu karışımın orta değerini alalım. Nedir? 15 artı 10, 10. 15 artı 30, 23. 50 artı 20, 70 bölü 2, 35. Dikkat ederseniz hep orta değerlerini almış. Her iki malzemenin de bu ortalamaya olan uzaklığı nedir? Bunu bir görelim. Bakın, 85, 92, 7. 80, 15. Yani farklılıkları. Diğerine baktığımız zaman yine mesela 35, 22, 13. Artı eksilerle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Farka bakıyoruz sadece. Mesela 12, 8 fark var. Topluyorum birbirine. Bunda 108 birim, bunda 91 birim fark var. Bu problemde iki ayrı malzemenin karıştırılarak istenilen bir granimetrik şart yerine getirilecek stabilize bir malzemenin elde edilmesi istenilmektedir. Bu ve bundan evvelki iki problemde olduğu gibi iki veya daha fazla sayıda zemini karıştırarak istenilen özellikte bir zemin elde etme işlemi mekanik stabilizasyon olarak adlandırılır. Burada her iki malzemenin oranlarına baktığınız zaman A ve B malzemelerinin işte C-A 108, C-B, C istenen karışımdı, 91'di. 108 bölü 91 orana bakın. 108 bölü 91 1,19. B ve A oranı. B 108 de bölü A 108 bölü 91 1,19. 1,19 yapıyor. Ve buradan birinden 1 al diyor. Birinden 1,19 al diyor. Ve bir kısım A, 1,19 kısım B bulunacağı için karışımın birim hacim ağırlığı oran olarak da arkadaşlar 1 bölü 1 artı 1,19 A malzemeden, geri kalan da 0,54'te B malzemesinden alarak bir karışım oluşturabiliriz diyor. Hangisi daha yakın, hangisi daha uzak noktasından bakarak. Yani birinden 1 aldı. Şurada 91-108 oranlarından yaklaşık olarak baktığınızda birbirine çok yakın zaten. İstenilen karışımın A ve B malzemelerinin oranı 108 bölü 91. O da bir kısım A, 1,19 kısım B. Baktığımız zaman işte o da 0,45, 0,55 gibi bir oran yaptı. Çarpıp topladık hepsini. Elde edilen karışım bu. İstenen karışım buydu.
Yani ama tam denk getirebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü bir oranlama bu yani nihayetinde arkadaşlar. E peki biz bunu %40, %60 olarak da deneyebilir miydik? Denerdik. %35, %65 olarak da deneyebilirdik. Tam tersi hani %50, %50 de yapabilirdik. Malzemenin elde ediliş kolaylığı ve içinize sinmesi arkadaşlar. Sonra baktığınız zaman istenen karışım ile çok birebir uymuyor dikkat ederseniz zaten bu oranlarda. Yani %100 bir çözüm değil. Fakat elde edilen karışım şöyle bir kontrol ettiğiniz zaman tümü şartname sınırlarına uymuş durumda. %50, %50 yapsam da muhtemelen yine uyacağını düşünüyorum. Artık malzemenin elde edilebilirliği, maliyeti, karışım kolaylığı gibi unsurları düşünerekten arkadaşlar bir istenen karışıma ulaşabilmek için oranları biz tespit ediyoruz. Bunu tabii başka nasıl çözebilirdik? Şöyle de çözmek mümkün. Bunu direkt grönometre eğrisi içinde arkadaşlar oluşturuyoruz. Her iki malzemenin grönometre eğrisini, şartname sınırlarını ve burada ortalama eğriye ne kadar uzaklık var? Buradan bir oran tespit ederek de işte %47A, %53B gibi bir oranla da karışımı oluşturup kontrolünü yapmış. Bakın bu da yine istenen şartları sağlıyor elde edilen karışım. Gördüğünüz gibi ister grönometre eğrisi üzerinden çalışıp bir oranlama yapmanız mümkün ya da basit matematiksel küçük denklemler kurarak çözüm yapmanız mümkün. Bu tamamen sizinle ilgili. Bazen üçlü karışım yapmak gerekiyor. Üçlü karışıma baktığınız zaman işte 200 nolu elekten geçen %2, 4 nolu elekten geçen %14. Yani biri komple çakıl, biri komple neredeyse kum, çakıl yok. %95 kum, %5 silkil. Diğeri de %90 kil silt, %10'da kum var malzemede. Grönometre eğrilerine baktığınız zaman malzeme A, B, C. Yani bizim burada kontrol noktamız 200 nolu elek, 4 nolu elek. Çakılın minimum boyutu 4 nolu elek, üstünde kalan çakıl olmuş oluyor. 200 noldan geçen de silt kil olmuş oluyor. Baktığımız zaman şartname sınırları verilmiş. 185, 165, 100 gibi. Kil silt miktarı arkadaşlar %10 ile 25 aralığı veriliyor. Bakın nereden belli? 200 nolu elekten. Kum miktarı 4 nolu elekten geçen %15, %60 olsun diyor. Çakıl da %30, %60 aralığında olsun diyor. Yani şartname sınırlarına baktığınız zaman. Şimdi istenen bir karışım var. Bunun ortalamalarını aldım yine gördüğünüz gibi. 192,5, 65, 110, 25 hep ortalamayla çalışmak kolaylık sağlıyor. Ve burada hangi malzemeden ne kadar var? Şöyle bir görebiliyorsunuz. Burada bizim için kıstas olan unsurlar 200 nolu elek. Hangisinden ne kadar alalım ve bu şartları oluşturalım? Yine 4 nolu elek, 10 nolu elek. Yani buralardan farklı farklı oranlar tespit ederekten hangi malzemeden ne kadar alabileceğimiz yönüyle oranlar tespit edebiliyoruz. Burada mesela üçgen sınıflandırma sistemine göre neredeyiz, hangi malzeme nedir bunu bir işaretlemiş. Şartname sınırları ne, bizim malzememiz nedir? Buradan yaklaşık bir oranlama bulmuş veya ikinci çözüm bir diyagram çizilir. Eleklerden geçen malzemenin yüzde miktarı ordinat ekseni üzerinde lineer ölçekli olarak alınır. Oradan bir örnekleme bulunur. Sonuçta ben de demin de söylediğim gibi %10 nolu elek, 200 nolu elek gibi küçük denklemler oluşturarak belli %40, %40, %20 gibi oranlar oluşturup bir karışımlar elde edebilirim. Elde ettiğim karışımlarında likit limit, plastik limit değerlerini kontrol ederim ve arkasından da bir
oran bulmuş olurum. Yani burada anlatılanlar %100 doğru çözümler değil gördüğünüz gibi. Yani hiçbir zaman tam ortalama değere ulaşamıyorsunuz. Burada her bir malzemenin grönometre eğrisini çizip orada bir oranlama yaparak %41A, %40,5B, %18C gibi bir oran oluşturmuş. 40-40-20 yapsaydık da çok büyük hata olmazdı. Veya 42-38-20 yapsaydık da çok büyük hata olmazdı. Deneyeceğiz, bulacağız arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi 40,5, %41, %40, %18 gibi bir karışım alınmış. Elde edilen orana bakıyorum ve ortalama değerleri aşağı yukarı sağlamış. Ama yüzde genellikle sağ tarafa yakın gördüğünüz gibi. Yani sanki A malzemesinden biraz daha arttırıp C'den biraz daha azaltsak olacak gibi de görünüyor. Artık burada maliyete bakaraktan kendiniz karar veriyorsunuz. Şimdi hedef arkadaşlar bu malzemeyi karıştırmak. Karıştırdıktan sonra yerinde de sıkılığı sağlayacak şekilde serip sıkıştırmak. Çünkü eğer siz yolda o sıkıştırmayı yapamıyorsanız, barajda o sıkıştırmayı yapamıyorsanız bu kadar emek hepsi boşa gider. İşte önümüzdeki haftada kompaksiyon sıkıştırma konusunu işleyelim. Şu anda 2-3 farklı zeminin karıştırma işlemlerini bence mekanik stabilizasyon meselesini kavradınız ve yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz yoksa biz 3 saatlik ders için makul süremizi tamamladık. Evet, Vahit Kumbasar'ın kitabındaki zemin mekaniği problemleri örnekleri. Yani biz dersi yaptık ve kayıtta yaptık. Neslihan, benim yapabileceğim bir şey yok sistemsel bir hata varsa. Sunumu ben yükledim, sunumdan artık izlersin. Yani normalde kırmızı renkli kayıda basıyoruz ve kayıt yapıyoruz. Şu anda da kayıttayız yani. Sorunuz yoksa arkadaşlar ben bu haftaki dersi burada bitireyim. Herkese kolaylık diliyorum. İyi günler.